Sevgili öğrenciler, çatı konusuna devam ediyoruz. Dönüşlü fiil üzerinde duruyoruz. Dönüşlü fiillerin temel mantığı, öznenin yaptığı işten yine öznenin etkilenmesidir. Bu tip fiillerin olduğu cümlelerde gerçek özne vardır. Özne eylemi yapar ve yaptığı eylemden kendisi etkilenir. Özne yaptığı işten kendisi etkilendiği için cümlede nesne olmaz. Bu fiiller geçişsiz fiillerdir. Kendi kendine yapma anlamı vardır. Ve bu fiiller ne ve le eklerini alırlar. Genç kız süslendi örneğine baktığımızda süslenen kim? Genç kız. Kendisi yapıyor, kendisi etkileniyor. Çocuk derede yıkandı. Yıkanan kim? Çocuk. Kendisi yıkandı. Yine burada düşman cephe gerisine çekildi. Çekilen ne? Düşmanın kendisi. Yani düşman kendisini çekti. Şimdi bununla ilgili örneklerimizi inceleyelim. Aşağıdaki parçada yer alan fiilleri özne-yüklem ilişkisine göre inceleyelim. Şimdi parçada zaten gördüğümüz gibi fiiller var ve bunlar aşağıda belirtilmiştir. Sizler bunları zaten okudunuz ve ben hızlı bir şekilde bunları göz atacağım. Sinirlendi. Sinirlenen kim? O sinirlendi. Yani cümleye bakarsak beklediği haber gelmeyince dayım çok sinirlendi. O sinirlendi. Sinirlenme eylemini yapıyor ve etkileniyor. Yani dönüşlü fiildir. Burada ise bekliyordu. Bekleyen kim? O etken bir fiildir. Belirdi. O belirdi. Yine etken bir fiildir. Aradı. O aradı. Etken bir fiildir. Çağırdı. O çağırdı. Etken bir fiildir. Üzüldü. Üzülme eylemini kim yapmış? Beklediği haber gelmeyince dayım sinirlendi, dayım üzüldü. Dolayısıyla yine dönüşlü bir fiildir. Atanmıştı. Atanmış ifadesine baktığımızda ama onun hayalini kurduğu yere bir başkası atanmıştı. Atanan kim? Bir başkası. Kendi kendine mi atandı? Başkası tarafından atandı. Dolayısıyla edilgen bir fiil söz konusudur. Kaptı, o kaptı. Etken bir fiildir. Görünüyordu, yine dönüşlü bir fiildir. Çıkıyordu, o çıkıyordu, etken bir fiildir. Şimdi de dönüşlü fiil ile ilgili özelliklerimize bakalım. Dönüşlülük eki ünlü ile biten fiilleri yalnız ne şeklinde, ünsüz ile biten fiilleri ise ın, in, un, ün şeklinde eklenir. Örnek olarak yıkamak, yıkanmak, uzamak, uzanmak, gezmek, gezinmek, bakmak, bakınmak gibi. Yine bir başka özelliğimiz ıl, il ve ne, ın, in ekleri edilgenlik eki olarak da kullanıldığı için bu eklerle yapılan dönüşlü fiillerle edilgen fiiller yazılış olarak birbirinin aynıdır. Öznenin gerçek özne olup olmadığı kontrol edilerek edilgen mi, dönüşlü mü olduğu bulunmalıdır. Örneğimizi inceleyelim. Aynanın karşısında tarandı. Taranan kim? O. O tarandı. Dolayısıyla burada dönüşlü bir fiil söz konusudur. Küçük kızın saçları tarandı. Taranan ne? Küçük kızın saçları kendi kendine mi tarandı? Başkası tarafından. Dolayısıyla burada sözde özne var ve bu fiil edilgen bir fiildir. Sevgili öğrenciler, bu bağlamda şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı fiillere getirilen edilgenlik eki ile dönüşlülük eki farklıdır. Birkaç örneği inceleyelim. Dövmek fiili dönüşlü yapıldığında dövündü. Ama edilgen yapıldığında ise dövüldü başkası tarafından. Yine şuna da bakalım. Çırpmak fiili çırpınmak dönüşlü ve çırpılmak başkası tarafından yapılma anlamı edilgen. Diğer örnekleri de bakılabilir. Şimdi de örnek sorumuza bakalım. Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi. Söylenme eylemini yapan kim? Anneleri. Dolayısıyla iş hareketi yapan ve ondan etkilenen annedir. Dolayısıyla dönüşlü bir fiil söz konusudur. Aynı şekilde C seçeneğine baktığımızda okul arkadaşını karşısında görünce çok sevindi. Sevinen kim? O. Sevinme eylemini yapıyor ve bundan etkileniyor. Dolayısıyla bu da dönüşlü bir fiildir. Diğer örnek sorumuza bakalım.
Aşağıdakilerden hangisinde yüklem çatısı bakımından ötekilerden farklıdır? Sorunun B seçeneğine baktığımızda tatile gittiğimizi ona söylemezsek çok alınır. Alınma eylemini yapan kim? O ve dolayısıyla dönüşlü bir fiildir. Fakat diğerlerinde hep edilgen fiiller söz konusudur. Şöyle göz ucuyla bir bakalım. Bu şirkette kararlar yönetim kurulunca alınır. Alınan ne? Kararlar başkası tarafından sözde özne edilgendir. Dükkana 3 gazete alınır. Başkası tarafından sözde öznedir, edilgendir. Kış aylarında çay bahçesinin masaları içeri alınır. Alınan ne? Çay bahçesinin masaları sözde öznedir, edilgendir. Bu sokağın çöpleri her akşam 8'de alınır. Alınan ne? Bu sokağın çöpleri yine sözde özne söz konusudur, yine edilgendir. Şimdi de dönüşlülük ve edilgenlik farkına bakalım. Aşağıdaki cümlelerin fiillerini dönüşlülük, edilgenlik açısından inceleyiniz. Birinci cümlemize baktığımızda görevli adamın karşısına dikildi. Dikilen kim? Görevli. Gerçek özne var ve dolayısıyla dönüşlü bir fiildir. Burada ise bu ağaçlar uzun yıllar önce dikildi, başkası tarafından edilgendir. Yine aynı mantıkla bütün gece çocuklara söylendi, o söylendi. Dönüşlü bir fiildir. Yarın sabah burada olmamız söylendi. Söylenen ne? Yarın sabah burada olmamız başkası tarafından söylendi. Yine sözde özne vardır ve edilgen bir fiildir. Çocuk konuştukça açıldı. Açılan kim? Çocuk. Bizzat kendisi yapıyor, kendisi etkileniyor. Dönüşlü bir fiildir. Mahallemize yeni bir banka şubesi daha açıldı. Banka şubesi başkası tarafından açıldığı için sözde öznedir ve edilgen bir yapı söz konusudur. Evde tek başına kalınca çok sıkılmış. Sıkılan kim? O gizli özne. Kendisi yapıyor, kendisi etkileniyor. Dolayısıyla dönüşlü bir fiildir. Bu vidalar çok fazla sıkılmış. Sıkılan ne? Bu vidalar başkası tarafından sözlü özne vardır ve edilgen bir fiildir. Şimdi de konuyla ilgili etkinliğimize bakalım. Öğrendiklerinizden hareketle dönüşlü fiil ile edilgen fiil arasındaki farkları yazınız. Şimdi dönüşlü fiilin en temel özelliği neydi? Dönüşlü fiillerde gerçek özne bulunurdu. Gerçek özne var. Ve bunlar da yine edilgen fiillerde olduğu gibi L ve N eki söz konusudur çatı eklerinden. Ve bunlar da iş hareketi öznenin kendisi yapar ve bundan yine öznenin kendisi etkilenir. Edilgenliğe baktığımızda ise gerçek özne söz konusu değildir. Burada sözde özne vardır ve iş hareketi öznenin kendisi yapmaz. Özne yapılan işten hareketten etkilenir. Fakat ortak özellik neydi? Az önce söyledik. Çatı eki LN'yi alırlar. Sevgili öğrenciler, bu bağlamda yine şuna dikkat edelim. Il, il ekiyle türetilmiş fiillerin bulunduğu bazı cümlelerde özne cansız olabilir. Cansız öznenin bulunduğu böyle cümlelerde fiil dönüşlü olmaz. Özellikle doğa olaylarıyla ilgili bu tip kullanımlarda bir oluş anlamı söz konusudur. Özne bir şey yapmaz, bir şey olur. Dağlardaki kar zirveye doğru çekildi. Çekilen ne? Dağlardaki kar. Ağaçların yaprakları döküldü. Dökülen ne? Ağaçların yaprakları. Örnek sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle çatı bakımından incelenemez. İsim cümlelerinde çatı özelliği aramıyorduk. Dolayısıyla burada da bir isim cümlesi olması gerekiyor. İşte nokta 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 sokaktı. Bu bir isim cümlesi. Dolayısıyla bu yargı doğrudur. İkinci cümle öznesine göre dönüşlü çatılı bir yükleme sahiptir. Baktığımızda burada kapılırdım ifadesini görüyoruz. Kapılırdım, ben kapılırdım. Dolayısıyla dönüşlü bir fiildir. Üçüncü cümlede yüklem edilgen çatılı bir fiildir. Üçüncü cümleye baktığımızda eksi yüksek tavanlı zevkli yapılmış binalar caddenin iki yanını süslerdi. Süsleyen nedir? İşte nokta 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 binalar süslerdi. Bu etken yapılı bir fiildir. Zaten edilgen olabilmesi için L veya N çatı ekini almış olması gerekiyordu. Cevabımız C seçeneğidir. Diğer cümleye de baktığımızda dördüncü cümlede yüklem durumdaki fiil çatı eki almıştır.
Dörde baktığımızda bulmaktan bulunmak, evet çatı eki almıştır, doğru bir yargıdır. Beşinci cümle öznesine göre edilgen çatılı bir yükleme sahiptir. Başkası tarafından yapılma anlamı söz konusu olan fiiller edilgen fiillerdi. Eski yapıların içinde özellikle de dar, karanlık merdiven boşluklarında rutubetli bir hava hissedilirdi. Başkası tarafından hissedilirdi. Sözde öznedir. Dolayısıyla edilgen çatılı bir yüklem söz konusudur. Diğer örnek sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin çatı özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümleye baktığımızda, birinci cümle nesnesine göre geçişsiz, öznesine göre etken çatılıdır. Bindi, trene bir yığın insan bindi. Evet, etken bir fiildir. Bir yığın insan onu bindi, geçişsizdir. Dolayısıyla bu yargı doğrudur. İkinci cümle nesnesine göre geçişli, öznesine göre edilgen çatılıdır. Baktığımızda burada edilgenlik söz konusu değildir. Etken bir fiil söz konusudur. Hepsinin yüzünde açık havanın ve sıcak suyun izleri duruyordu. Duran ne? Nokta 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 sıcak suyun izleri. Dolayısıyla bu etken bir fiildir ve aynı zamanda geçişsiz bir fiildir. Dolayısıyla B seçeneğindeki yargı söylenemez. Diğer seçeneklere de bakalım. Nesnesine göre geçişsiz, öznesine göre edilgendir. Baktığımızda çocukların yüzleri taze bir meyve gibi görünüyordu. Onu görünüyordu geçişsiz ve edilgen bir fiildir. Doğrudur. Dördüncü cümle nesnesine göre geçişli, öznesine göre etkendir deniliyor. Baktığımızda kalabalık avın üstüne sıçramış büyük bir yırtıcı bir kuş gibi her yanımı sarıyordu. Sarıyordu etkendir. Neyi her yanımı sarıyordu? Geçişli bir fiildir. Bu da doğru bir ifadedir. Beşinci cümle nesnesine göre geçişli, öznesine göre etkendir deniliyor. Hissediyordum, onu hissediyordum. Etken ve geçişli bir fiildir. Şimdi de işteş fiillere bakalım. Birden çok özne tarafından karşılıklı ya da birlikte yapılan iş ve eylemlere biz işteş fiil diyoruz. İşteşlik eki, şe, ış, iş, uş, üş olarak karşımıza çıkar. Kavşakta iki araç çarpıştı. Burada karşılıklı yapılma anlamı. Etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki örnekleri özne yüklem ilişkisine göre inceleyip doğru olanları işaretleyiniz. Baktığımızda birinci cümle, eylem birden çok özne tarafından yapıldığından fiil işteştir. Baktığımızda burada işteşlik eki söz konusu değildir. Birden fazla özne tarafından yapıldığı söyleniyor. Bir işteşlik söz konusu değildir. Dolayısıyla bu yanlıştır. İkinci cümledeki eylem tek kişi tarafından yapılabileceği için işteş değildir. Çocuklar amaçlarına ulaştılar. O amacına ulaştı. Evet doğrudur. Burada işteşlik söz konusu değildir. Bir kişi tarafından da yapılabilecektir çünkü bu. Üçüncü cümlenin yüklemi tanışmak tek kişiyle yapılabilecek bir iş olmadığından işteştir. Tabi tanışma olabilmesi için karşısında birinin daha olması gerekir. Dolayısıyla işteştir doğru bir yargıdır. Şimdi de işteş fiillerin özelliklerini görelim. İşteş fiiller çeşitli şekillerde karşımıza çıkar anlam özellikleri açısından. Karşılıklı yapma, birlikte yapma, anlamcı işteş ve nitelikte eşitlik anlamı taşıyan işteşlik olarak biz bunları gruplandırırız. Şimdi karşılıklı yapma anlamı taşıyan işteşliğe bakalım. Eylemi iki ya da daha çok özne karşılıklı yapar. Karşılıklı yapma anlamı olan cümlelerde iki özne de fiildeki işi yapar. Bir taksiyle minibüs caddenin başında çarpıştı. Çarpışma eylemi birden fazla özne tarafından karşılıklı yapılmıştır. Aynı şekilde görüştük, bakıştık, dövüştüler karşılıklı yapılma anlamı taşıyan işteş fiillerdir. Diğer özellik birlikte yapma anlamı taşımasıdır. Onda da fiilde bildirilen işi, eylemi, hareketi iki ya da daha çok özne birlikte yapar. İşin yapılması sırasında özneler karşı karşıya değil yan yana omuz omuzadır. Birlikte yapma anlamı taşıyan işteş fiiller tekil özne ile kullanılmaz. Birlikte yapma anlamı taşıyan fiiller geçişsiz fiillerden türemiştir. Köpeği gören çocuklar kaçıştı. Kaçışma eylemi birlikte yapılmıştır. İşteş bir fiildir. Aynı şekilde uçuştular, ağlaştı, bağırıştı gibi ifadeler yine
işteş fiildir. Şimdi de anlamcı işteşliğe bakalım. Anlamcı işteş fiilin işin yapılışı yönüyle karşılıklı yapma bildiren fiilden pek farkı yoktur. Aralarındaki tek fark şey, ış, iş ekinin fiilin kökünde yer almasıdır. İki ülke yıllardır savaşıyor. Bunun zaten sözcüğün kendi anlamından kaynaklanan bir işteşliği söz konusudur. Aynı şekilde barışmak, yarışmak, güreşmek, savaşmak gibi fiiller de anlamca işteş olan fiillerdir. Bir diğer özellik de nitelikte eşitlik anlamı taşıyan işteşliktir. Bu fiillerle kurulan cümlelerde birden çok özneye ihtiyaç yoktur. Bu fiillerde oluş söz konusudur. Nitelik durum bildiren sözcükler fiil duruma getirilmiştir. Yani kızıllaşır. Güneş doğmadan önce ufuk kızıllaşır. Bir durumdan başka bir duruma geçiş söz konusudur. Aynı şekilde güzelleşmek, esmerleşmek de nitelikte eşitlik anlamı taşıyan işteşliktir. Örnek sorumuza bakalım. Aşağıdaki işteş çatılı fiillerden hangisinde karşılıklı yapma anlamı yoktur? C seçeneğine baktığımızda kadınlar yolculuk boyunca ağlaştılar. Burada birlikte yapılma anlamı taşıyan işteşlik var. Fakat diğerlerinde çarpışmak, buluşmak, dertleşmek, mektuplaşmak karşılıklı yapılma anlamı söz konusudur. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde birlikte yapma anlamı vardır? A seçeneğine baktığımızda işçiler saatlerce dışarıda bekleşti. Burada birlikte yapma anlamı söz konusudur. İşteş fiillerle ilgili diğer özelliklerimize bakalım. Laşleş eki ile isimlerden işteşlik anlamı taşıyan fiiller türetilir. Sözleşmek, haberleşmek, iddialaşmak, yüzleşmek, tokalaşmak, mektuplaşmak gibi. Bunları incelediğimizde şaka, isim, şakalaşmak fiil olmuştur. Aynı şekilde diğer örneklerde de böyle bir yapı söz konusudur. Birden çok öznesi olan her fiil işteş olmadığı gibi şey ekini almış her fiil de işteş değildir. İşteş fiil birden çok öznesi olan fiil değil, birden çok özneyi gerektiren fiildir. Etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki fiilleri çatılarına göre inceleyiniz. Birincisine baktığımızda tüm testleri çözdürdü. Özne yüklem ilişkisine göre bu etken bir fiildir. Ve çözdürdü, geçişliyken tekrar geçişli oldu. Geçişlik derecesi arttı. Dolayısıyla ettirgen bir fiildir. Onunla sabah karşılaştık. Burada işteşlik söz konusudur. İşteş bir fiildir. Nesnesine göre de geçişsiz bir fiildir. Bunca yıl nerede saklanmış? Saklanma eylemini kendisi yapıp kendisi etkilenmiş ve çatı eki neyi almıştır? Dolayısıyla bu dönüşlü bir fiildir ama onu saklanmış geçişsiz bir fiildir nesnesine göre. Haberi alınca çok sevindi. Sevinme eylemini o yaptı, o etkilendi. Dönüşlü bir fiildir. Yine aynı şekilde geçişsiz bir fiildir nesnesine göre. Kitaplar alfabetik olarak sıralandı. Kendi kendimi sıralandı. Hayır, başkası tarafından. O zaman burada edilgenlik söz konusudur. Ve yine aynı şekilde geçişsiz bir fiildir. İyi çalışıp arkadaşlarına yetişti. Burada şey eki var. Biraz dikkatli olmamız gerekir. Fakat her şey ekini alan işteş bir fiil değildir. Burada tek başına yapılabilecek bir eylemdir. Dolayısıyla bu etken bir fiildir. Yetişti, onu yetişti olmadığına göre bu geçişsiz bir fiildir. Devam ettiğimizde, sabah olunca ağılda kuzular meleşir. Meleşme eylemi birden fazla özne tarafından yapılmış işteştir. Onu meleşir olmadığına göre yine geçişsiz bir fiildir. Kolileri yukarı taşıttı. Taşıtma eylemini yapan o etken bir fiildir. Onu taşıdı, onu taşıttı. Geçişlik derecesi arttığı için ettirgen bir fiildir. Herkese dün gece haber verildi. Herkese haber verildi. Verilen ne haber? Başkası tarafından. Dolayısıyla edilgen bir fiildir. Edilgen olduğu için de aynı zamanda nesnesine göre geçişsiz bir fiildir. Hesap dökümlerini hemen çıkardık. Çıkarma eylemini yapan kim? Biz. Biz çıkardık. Dolayısıyla etken bir fiildir. Ama çıkmak geçişsiz, çıkmaktan çıkarmak geçişsizken geçişli olduğuna göre bu da nesnesine göre oldurgan bir fiildir.
İmzalandı. Kitaplar yazar tarafından tek tek imzalandı. İmzalanan ne kitaplar? Sözlü özne. Dolayısıyla edilgen bir fiildir. Edilgen fiiller de aynı zamanda nesnesine göre geçişsizdir. Sevgili öğrenciler, şimdi de ödev testini inceleyelim. Birinci soru, aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? Sorunun B seçeneğine baktığımızda o çocuk aramıza 2 hafta önce katıldı. Katılma eylemini yapan kimdir? O çocuk. Dolayısıyla bu dönüşlü bir fiildir. Diğerlerinde ise başkası tarafından yapılma anlamı olduğu için edilgendir. Temizlendi. Otelin tüm odaları kendi kendine başkası tarafından sözlü öznedir. Yapıldı, yapılan ne? Araba fiyatlarına yine zam yapıldı. Başkası tarafından edilgendir. Yine hazırlandı, bu kitap hazırlandı. Başkası tarafından edilgendir. Listedeki her kitap öğrenciler tarafından okundu. Okunan ne? Listedeki her kitap başkası tarafından yine aynı şekilde edilgen fiildir. İkinci soru, bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? İnceleyelim. Geçişsiz fiil. Boşuna akmış ardından gözyaşım, akan ne gözyaşım, akmış, onu akmış gözyaşım olmadığına göre geçişsiz bir fiildir. Aynı zamanda bu etken bir fiildir. Yani geçişsiz ve etken fiil kullanılmıştır. Peki geçişli fiil var mıdır? Evet, geçişli fiil bekledim. Bu aynı zamanda yine etken fiildir. Peki dönüşlü fiil var mıdır? Dönüşlü fiile baktığımızda boşuna çatılmış feleğe kaşım, kaşım çatılmış. Çatma eylemini yapan nedir? Kaş ve ondan etkilenen yine kaştır. Dolayısıyla burada dönüşlü fiil vardır fakat edilgenlik söz konusu değildir. Üçüncü soru, numaralanmış atasözleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birincinin yüklemi geçişsiz fiildir. Hekimsiz, hakimsiz, memlekette oturma, onu oturma geçişsiz fiildir. Doğru bir ifadedir. İkincide sözlü özne vardır. Yani başkası tarafından yapılma anlamı olacak. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Esirgenmeyen ne? Kaz gelen yerden tavuk. Tavuk esirgenmez. Başkası tarafından sözlü özne edilgen bir fiildir. Üçüncüde dönüşlü fiiller vardır. Güzel bürünür. Bürünme eylemini yapan güzeldir. Dönüşlü fiildir. Çirkin görünür. Görünen çirkin. Dolayısıyla dönüşlü fiil söz konusudur. Diğer örneğimize baktığımızda dördüncünün yüklemi edilgen çatılı fiildir. Kedinin boynuna ciğer asılmaz, asılmayan ne? Ciğer, başkası tarafına asılmaz, edilgen fiildir. Bu da doğrudur. Beşincideki fiillerin ikisi de geçişsizken geçişli duruma getirilmiştir. Yani oldurgandır deniyor. Baktığımızda dert ağlatır. Evet, onu ağlar, geçişsiz ağlatır. Geçişli oldu, oldurgan. Söyler, onu söyler, onu söyletir. Fakat bu ettirgendir. Dolayısıyla fiillerden biri oldurgan, diğeri de ettirgendir. Cevabımız E seçeneğidir. Dördüncü soru, aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı yönüyle diğerlerinden farklıdır? İncelediğimizde cümleleri C seçeneğinde durakta bekleyenler, otobüsü görünce birden hareketlendi. Hareketlenen kim? Durakta bekleyenler. Dolayısıyla burada dönüşlü bir fiil vardır. Diğerleri ise sözlü öznelerin olduğu edilgen fiillerdir. Şöyle göz ucuyla bakarsak, masadaki kitaplara bakan çocuğa bir kitap verildi. Verilen ne? Bir kitap, sözlü özne, edilgen bir fiildir. Şeker döküldü, bir paket şeker döküldü, başkası tarafından edilgendir. Uyarıldı, uyarılan kim? Okula zamanında gelmeyen öğrenciler, yine sözlü özne var, edilgendir. Çok hoş bir yaz yağmurunda oyun oynandı. Oynanan ne? Oyun, yine sözlü özne, edilgen fiildir. Beşinci soru, numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde aynı türden işleyişlik vardır? Baktığımızda bir ve üçüncü cümlede karşılıklı yapılma anlamı taşıyan işleyişlikler söz konusudur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Altıncı soru, bu dörtlükte geçen fiillerin çatıları ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? İlk dizede geçişli fiil vardır. İlk dize diyar diyar gezdim. Hep seni andım, andım, ben seni andım. Evet, anmak fiili geçişli bir fiildir. Doğru. İkinci dizede etken fiil vardır. Gurbet çeşmesinde kahrınla yandım. Evet, etken fiildir. Ben yandım. Üçüncü dizede geçişsiz fiil vardır. Vallahi billahi candan usandım, ben usandım, ben onu usandım. Geçişsiz bir fiildir.
Dördüncü dizede işleş fiil vardır. Gel tutma, herkeste bir beni, beni. Bu ifadede tutma etken fiil söz konusudur. İşleşlik ekimiz şey zaten yoktur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Dörtlükte edilgen fiil yoktur. Evet, dörtlükte edilgen fiil yoktur. Yedinci soru, aşağıdaki dizilerden hangisinde çatı özelliği aranmaz? Çatı özelliği isim cümlelerinde aranmaz. Bu yüzden B seçeneğine baktığımızda onlar büyüyen ağaçların güneşli bahçeleridir. Onlar özne büyüyen ağaçların güneşli bahçeleridir. Yüklen bir isim cümlesidir. Çatı özelliği aranmaz. Sekizinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş çatılı bir eylem vardır? Sorunun D seçeneğine baktığımızda kayaları döven azgın dalgaların sesiyle yarışan martılar çığlık çığlığa ötüşüyordu. Evet, burada işteşlik söz konusudur. Dokuzuncu soru, bu cümlenin yüklemi çatı yönüyle aşağıdakilerin hangisiyle benzerlik göstermektedir? Bekçiyi gören çocuklar kaçıştılar. Burada işteşlik vardır ve birlikte yapılma anlamı söz konusudur. Aynı özellik E seçeneğinde vardır. Ağlaşıyorlar, aileler ağlaşıyorlar. Burada ağlaşmak yine birlikte yapılma anlamı taşıyan işteşliktir. A seçeneğinde de tabii işteşlik var fakat burada karşılıklı yapılma anlamı taşıyan işteşlik söz konusudur. Diğerlerinde Ş eki almasına rağmen eylemler işteş değildir. 10. soru, aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uyan bir kullanım vardır? Açıklamamıza bakalım. Bazı isimler aldıkları leş-laş ekiyle işteş çatılı eylem olur. Bazı isimler deniliyor. Baktığımızda buna uygun kullanım D seçeneğinde vardır. Dertten dertleşmek. Evet, dertten dertleşmek karşılıklı yapılma anlamı taşıyan bir işteşliktir ve bizden istenen özellik budur. Fakat burada yine dikkat etmemiz gereken durumlar söz konusudur. Baktığımızda iki dost gibi kucaklaştık. Burada da bir işteşlik var. Fakat burada doğrudan doğru laş eki değildir. Kucaktan kucaklama, kucaklaşmak oldu. Yani fiile geldi. Burada ise doğrudan doğruya leş laş ekimiz isme gelmiştir. Aynı mantık burada da geçerlidir. 11. soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin birlikte yapıldığı anlamı vardır? Sorunun C seçeneğine baktığımızda banka açılınca insanlar birden içeri doluştular. Burada birlikte yapılma anlamı söz konusudur. C seçeneği doğru cevaptır. Diğer seçenekleri incelediğimizde ise yüzleşmek, çarpışmak, karşılaşmak, yazışmak karşılıklı yapılma anlamı söz konusudur. 12. soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş çatılı fiil kullanılmıştır? D seçeneğine baktığımızda konuları önceden bölüşmüştük. Bölüşme eylemini karşılıklı yapmışız. Dolayısıyla işteşlik söz konusudur. 13. soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş çatılı bir eylem vardır? C seçeneğine baktığımızda sabahki derste arkadaşıyla biraz atışmış, karşılıklı yapılma anlamı taşıyan işteşlik vardır. 14. soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemin karşılıklı yapılması söz konusudur? B seçeneğine baktığımızda yönetmen ayrılmadan önce oyuncularla tokalaştı. Karşılıklı yapılma anlamı taşıyan işteşlik vardır. Burada dikkat ederseniz bekleşiyordu da bir işteşlik vardır. Fakat burada karşılıklı yapılma anlamı yoktur. Birlikte yapılma anlamı vardır. 15. soru, aşağıdaki dizilerin hangisinde işteş fiil kullanılmıştır? E seçeneğine baktığımızda içimde kuşlar cıvıldaşır. Cıvıldaşma eylemini yapan kuşlardır. Birlikte yapılma anlamı taşıyan işteşlik vardır. 16. soru, bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? Kardeşimle birkaç aydır haberleşemedik ifadesinde işteşlik söz konusudur. Bu işteşlik özelliğini biz E seçeneğinde meydanda toplanan kalabalık durmadan bağırışıyordu ifadesinde görüyoruz. Yine işteş bir fiildir. 17. soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş fiil cümleye karşılıklı yapma anlamı katmıştır? E seçeneğine baktığımızda komşumla geçenlerde kapıda selamlaştık.
karşılıklı yapılma anlamı taşıyan bir işleyişlik vardır. E seçeneği doğru cevaptır. Diğerlerine baktığımızda ise birlikte yapılma anlamı taşıyan işleyişlikler söz konusudur. 18. soruya bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili eylem çatı bakımından diğerlerinden farklıdır? Çatıları incelediğimizde C seçeneğinde sesinden arındım ve ufku bir harmani gibi giyindim. Giyinme eylemini yapan kim? Ben. Ben yaptım, ben etkilendim ve çatı eki söz konusu burada. N eki var. Dolayısıyla bu dönüşlü bir fiildir. Diğerlerine baktığımızda ise sözde özneler söz konusu ve edilgen bir yapı vardır. Bu hikaye bilindi. Başkası tarafından bilindi. Bu hikaye sözde öznedir. Dolayısıyla edilgen bir fiildir. Aynı şekilde ayna kırıldı. Edilgen bir yapı söz konusudur. Vurulacağım, ben vurulacağım. Başkası tarafından vurulacağım için sözde özne vardır. Edilgen bir fiildir. Aynı şekilde eklendi. Eklenenle bir ayrılık. Kendi kendim başkası tarafından sözde özne vardır ve yine edilgen bir fiildir. On dokuzuncu soru. Bu dizilerdeki altı çizili eylemin çatı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Uzanıyorum, ben uzanıyorum dönüşlü bir fiildir. Ben onu uzanıyorum olmadığına göre geçişsizdir aynı zamanda. Dolayısıyla öznesine göre dönüşlü, nesnesine göre geçişsiz bir fiildir. Edirne doğru cevaptır. 20. soru. Bu dörtlükteki altı çizili eylemlerin özne yüklem ilişkisine göre türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Fiillere baktığımızda övünsün, yollar övünsün, şu gelip geçtiğin yollar övünsün. Kendisi yapıyor, kendisi etkileniyor. Dolayısıyla dönüşlü bir fiildir. Kadir Mevlam seni övmüş, yaratmış. Yaratmış, Mevlam yaratmış. Etken bir fiildir. Dolayısıyla C seçeneğinde dönüşlü etken fiil söz konusudur. 21. soru. Altı çizili fiillerin çatı özellikleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Alet işler ifadesi, özne alet işler etken bir fiildir. El övünür. Burada da dönüşlü bir fiil vardır. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevaptır. 22. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlü fiil kullanılmıştır? Sorunun C seçeneğine baktığımızda bugün her zamankinden daha fazla yoruldum. Ben yoruldum. Çatı ekiliği almış ve gerçek özne var. Dolayısıyla bu dönüşlü bir fiildir. Burada diğer iki seçeneğe bakarsak tartışma saptırıldı. Başkası tarafından sözde öznedir. Dolayısıyla edilgendir. Suçlanıyorum, ben suçlanıyorum. Başkası tarafından yine sözde özne olduğu için edilgendir. Diğer ikisinde zaten çatı eki L ya da N yok. Dolayısıyla burada edilgenlik ve dönüşlülük aranmaz. 23. soru. Aşağıdaki dizelerden hangisinde dönüşlü fiil kullanılmıştır? Baktığımızda A seçeneğinde yatağını bulamayan sular gibi yayıldım. Yayılan kim? Ben. Yine çatı ikiliye alınmıştır. Gerçek özne var. Dönüşlü fiildir. 24. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklemdeki işi yapmış ve yaptığı işten etkilenmiştir? Yani bizden dönüşlü fiil isteniyor. Baktığımızda D seçeneğinde denizden çıkınca üşünmemek için iyice kurulandı. O kurulandı. Ve gerçek özne var. Dolayısıyla çatı 2 de alınmış ve burada bir dönüşlü fiil söz konusudur. 25. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisini